Levent. Ne oldu oğlum? Konuştun mu kızla? Yok. Gidiyor. Kafaya koymuş bir kere. Yapma ya. Sizin aşkınızın ömrü de bu kadarmış. Bu akşam son kez yemeğe çıkacağız. Selin Hanım'a ömrü hayatı boyunca asla unutamayacağı bir akşam geçirtmek istiyorum. Neyi unutamayacak aslanım? Kız İtalya'ya gidiyor. Unutsa ne olur, unutmasa ne olur? Olsun abi. O unutsa da ben hatırlamak istiyorum bu akşam abi. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir akşam. Belki senin hiçbir zaman benim onu sevdiğim kadar beni sevmeyecek. Ama ben senin hanımı çok seviyorum. Çok. Hem de ilk gördüğüm günden beri. Farkında bile değildi ama benim aşkım o kadar büyüktü ki sonra o da beni fark etmeye başladı. Ya beni hiç olmazsa şu kadarcık sevmiş midir? Azıcık. Sevmiştir tabii ya. Sevmez olur mu hiç? Sevmiştir değil mi? Sevmiştir, sevmiştir. Sevmiştir. Ben nasıl bir şey yapsam acaba ona son akşam yemeğimizde? İşkembeciye götür. Damar, tuzlama, soğan, sarımsak ne varsa daya. Ağzı, yüzü, burnu koksun. İtalya'da da. Sırf gıcıklığına. Anlamıyor musun abi sen beni ya? En azından şu kadarcık aklına kalmak istiyorum. Kavuşulmadım, bari unutulmayayım istiyorum. Onun kalbinde ufacık bir yer tutamadıktan sonra bütün dünyalar benim olmuş. Kaç yazık. Tamam, yapacağın bir şey yok. Alacaksın onu. Çok lüks bir otelin en üst katındaki terasta sadece sizin olduğunuz güzel bir yemek hazırlatacaksın. Hafif loş, ışık, keman, mum ışığı, fısır fısır konuşmalar asla unutamaz. Yok artık, daha neler. Olmaz canım öyle şey. Böylesine özel bir akşam yemeği için o bile basit kalır. Olmaz. Ne olacak öyleyse? Ha? Daha özel ne olabilir? Canım, mesela şöyle kendi çabasıyla hazırlayacağı bir akşam yemeği. Hatta yemeği kendinin yapacağı bir ortam. Ne dersin? İyi de yenge, ben bu haldeyken yemek yapamam ki. Ya canım benim, sen onu dert etme. Biz hepimiz el birliğiyle sana mutlaka yardım edeceğiz. Bir dakika, bir dakika. Yardımcı olacağız derken?